geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Senin için öleyim, öleyim. Senin için öleyim ben. Niye sen ölüyorsun? Sen benim her şeyim sen. Mustafa mı? Mehmet mi, Mustafa mı? Mustafa. Her şeyindi. Her şeyim benim, hepiniz. Ben onun için öleyim, o beni geri dönse ne olur? Sen Mustafa için ölüyorsun ama Mustafa seni bıraktı. Beni bıraktı. Benden 4 sene durdu. Kaç yıl? Ondan sonra 3 sene sonra gitti. Kızıma. 4 yıl evli kaldınız. 4 yıl evli durdu. Evli, hala evlisi. Evli durdu, resmi nişanlı. He. Hemen arkada. 4 yıl benden evli durdu, ondan sonra 3 sene gitti. Hı hı. Ondan sonra bir kadına dedi ki, ben dedi bir kadına gideyim dedi. Hı. Kadın bana telefon etti, dedi ki böyle böyle dedi, ben dedi evlendim dedi, Mustafa Korkmaz yanından alayım. Bu da dedi ki benim düğünüme gel dedi adam. Ondan sonra bana hoş oldu, beş oldu, cezaevine girdi. Hı. Cezaevine girdi, paraları, kızın çocuğuna 4 sene baktım, ayağım sakat. Ameliyat oldum, düştüm. Çocuğa ondan sonra bakacağım diye ayağım çadır demirine takıldı, çocuğu ayırt ettim. Ayten teyze dur, daha ayak takılma, onu olmasın. Şimdi siz... ne zaman evlendiniz Mustafa Korkmaz'la? Ben Ebu Tunacığım. Eşim... Kaç yıllık evlisiniz? Ben 4 yıllık evliyim, bir dine. 4 yıllık evlisiniz? 4 yıllık evliyim, 3 sene oldu gideli. Ben de 27 yıllık evliyim. Bir yıl beraber kaldınız evli o zaman. Eşimi, iyi, evli eşimi... Evet, 20 sen evliydin. Yıllık, 27 yıllık eşim evlendim. Evet. Ondan sonra o da beni 27 yıllık onun için boşadı, Mustafa Korkmaz'ın için. Eşimi beni aldattı. Dedi ki ben dedi bekarım dedi. Ben dedi seni alacağım dedi. Ayağı ayağıma bastı. Dur Ayten teyze, dur sakin. 27 yıllık bir evliliğin vardı. He. Sen Mustafa için, he, Mustafa Korkmaz için 27 yıllık evliliğini bitirdin. Bitirdim. Bitirdim ben. Peki... Siz nasıl tanıştınız bu Mustafa'yla? Sen benim, o zaman demek ki evliyken Mustafa'yla beraber oldun. He, beni dinle. Evli miydin sen? Bizim evimizin yanında yakınıdı. Sakin. He. Adamın evi yakınıdı. Sen dedim evlisin. Ki, he. O 27 evliyim, yıllık eşin nesin? Ben evliyim. Ondan sonra bir şeye çıktım, bir depiye çıktım ben yakın. Tepe derken hani böyle. He. Bir elime termos aldım. Yavaş çocuklara yavaş dedim ki yavrum dedim şu adama çağırın bana bir termos açsın dedim. Adam dedi ki ben dedi Koçsar'dan dedi evlendim, nişanlandım dedi. Bir dakika. Geri sen döndüm. Termosunu açtırmak için, he, kimi açtım çağırıyorsun, Mustafa'yı mı? Geri döndüm dedi. Ben dedi bekarım dedi, seni alacağım dedi. Bana ayağı ayağıma bastı. Siz termosunu, he, açtırırken termosu mi tanıştınız? Açtı, çay içtik. Evine götürdü. Davet etti. Ben dedi alacağım seni dedi, alıyorum dedi. Nikah yaptı. Biz seni adamına beraber durdum, adamın evinde. Eşimi bıraktım. 27 yıllık eşimi. Çoluğum çocuğum beni istemiyor. Kim istemiyor? Orada vardı değil. Evden atıyor kızım. İstemiyor, gelme Ayten diyorlar. Ayten teyzeciğim bir dakika. Sen eşim termosun bakayım için yardım, yani termosunu açsın diye Mustafa ile yardımcı oluyorsun. Mustafa termosu bana açarken... Bana bekarım diye, adam bekarım diye. Tamam, sana bekar olduğunu söyledi ama sen evlisin. He. Sonra Mustafa sana diyor ki ben seni alacağım diyor. Alacağım diyor. Ben de eşimle ne kadar. Siz o gün tanıştınız. Tanıştık. Tanışır benim tanışmaz ilişkiniz başladı mı? Başladı. Evine götürdü beni. Evine götürdü. Evine götürdü, davet etti, çay içtik, ekmek yedik, oturduk, bulaşıklarını yıkadım. Oturdum, ondan sonra hoş oldu, beş oldu. Ben dedi, seni dedi, ondan sonra bir aydır dedi, gözlüyüm dedi bana bir daha. Bir aydır seni, he, mi takip ediyormuş? Bir aydır dedi, yolumu bekledim dedi. Leyla'm dedi, bana Leyla'm diyerek konuşur. Ben de ona tamam diyerek konuşurum, ölürüm, geberim bana olsun, ne olursa olsun. Bana bunun her şeyi bana olsun. Peki sana, senin ismin Aytanken, Aytanken, niye Leyla'm diyor? İyi. Niye Leyla'm diyor? Leyla ile Mecnun'dan dolayı mı? Leyla dedi bana. Bana Leyla diyerek konuşur. Adımı demedi. Peki Ayten ablacığım siz kaç yaşındasınız? Ben mi? Ben 58 yaşındayım. Adam ondan sonra, adam da var 60 peki, yaşında. Peki bir görebilir miyim? Mustafa kaç yaşında? Mustafa 50-60 var Mustafa. Onun küçük olduğuna bakma. O şehir resim. O şimdi daha etti ya. Ha. Kaç yaşında Mustafa? 50-60 var. 50-60. Orada ama... öyle... 50 mi 60 mı? Öyle, bana öyle görünüyor. Şimdi bu hangi fotoğrafı, ne zaman ait bu? Bu fotoğraf ne zaman ait? Mesela internete atmış, internetten buldum ben. Yeni fotoğrafı? Yok, yeni değil, eskiden. Eski? Eski. Gençlik fotoğrafı. Gençlik fotoğrafı mı? He. Ama Mustafa 82 doğumlu. Yani Mustafa 39 yaşında.
Siz ondan 22 yaş büyüksünüz. Büyüksünüz, aldı beni. Ha? Beni aldı. Tamam, sizi aldı. Aşkın yaşı yoktur. Hep böyle konuşuluyor. Peki bu gen... Beni kandırdı. Nasıl kandırdı seni? Beni kandırdı, kulağıma girdi. Beni alıyor, onu boşuyor, onu alıyor, beni boşuyor. Şimdi... Dur Ayten teyzeciğim. Peki senin eşin, sen Mustafa ile görüşmeye başlayınca... Sen şimdi kocana ihanet ediyorsun. İhanet etmiyorum. Eşim de o bakmadı, o da bakmadı. O da bakmadı. O da başta boşadığı kartını geri getirdi. Anladım. Siz onunla boşandınız mı sonra? İyi. Çocukların seni red mi etti? İret ettiler, bakmıyorlar. Babalarını ihanet ettin diye. Senin hayatın Mustafa mı oldu? Benim hayatım bu oldu. Ne yapayım, ne olayım, darım kolum yok. Her şeyler bitti benim. Siz ne zaman evlendiniz? Yani nasıl evlendiniz? Böyle düğün dernek yapıldı mı? Düğün dernek de yani. Öyle gittim, evine oturdum ben. Hayır, nikahında kim vardı senin? Nikahımda şey vardı oradan, arkadaş buldu, adamları buldu. Ondan sonra yığın mahalleden, orada şeyden, nikahta adamlar... Ailesi seni gelin olarak kabul etti mi? Ailesine haber vermedi. Ha, siz onlar gizlice nikah onlar görmeden kandırdı, onları da kandırdı, beni de kandırdı. Peki, evliyken mutlu muydunuz? İkiniz, ikiniz beraberken, yan yanayken mutluydunuz. Mutluyduk. Peki Mustafa, bu kadar mutluluğun içinde seni niye terk etti? Bak hele şimdi benim adam icralığıydı. Adam ekmeği bulamıyordu, ekmeği ben götürdüm. Karnı açlıktan ölüyordu. Cezaevine girdi, cezaevinden çıktı, para gönderdim, pul gönderdim. Ondan sonra güzelce yemez yedirdim, giymez, ellerden... ...kalmadı, istersen oraya ulaş. Anladım. Ondan sonra şeyde Aksaray'da cezaevinde yattı. Ne ucunu attı. Sen o cezaevine girdiğinde kocanı bekledin yattı, mi? Cezaevinde yattı. Paralar tamam. 1 milyar gönderdim. Tamam. Sen o cezaevindeyken kocanla yazıştınız mı? Mektuplaştınız mı? Yok, bu cezaevinde sonradan oldu bu. Ben kızın çocuğuna baktım, onun verdiği paraları buna gönderdim. Diyor bana geri dönsün diye. Ay sen koruna bakıyorsun. Kızın çocuğuna baktım. Kızın sana para veriyor. He, kızım bana harçlık verdi. Hani... Niye veriyor kızın o sana o harçlığı? İşte ben çocuğa dedi ki bana bedava bakma dedi. Parayla mı bak dedi. Tamam. Ben ama bunun evindeyim. O parayı sana aslında çocuğa baktığın için değil, senin de ihtiyacını, sen de ihtiyacını gör diye veriyor. İşte benim ihtiyacımı gör diye, yani çocuğa bakıyor diye verdi bana. Peki çocuk senin yanında mı kalıyordu? Çocuk yanımda 3,5 yaşında. Tamam. Çocuk senin yanındayken Mustafa da... Çocukla aynı evde miydi? Aynı evdeydik. Aynı evdeydiniz. İkimiz büyüttük çocuğu. Adam da baktı. Hmm. Adam da baktı. Şimdi Allah için konuşuyorsak. Ümer ya tombim derdi buna. Ayten teyze Allah için konuşalım. Mustafa kaç yaşında? Kızım da 30 yaşında. Ha? 30. 30, ha, 30 şimdi geldi. Kızın 30 değil. Mustafa kaç yaşında? Mustafa 50-60 var. Değil. Mustafa 39 yaşında. Bu öyle dedi bana. O zaman öyle kandırdı beni. Ben ne yapayım? O aldı, ben verdim. Benim suçum yok bunda ki. Ben ne yapayım? Tamam. Bunu... Yani aşkın yaşı yok da. He. Mustafa sana yalan söyledi yaşıyla yalan ilgili. Yalan söyledi bana. Bir an şimdi diyor ki internete şey atıyor. İresim atıyor. Arkadaş listesi atıyor. Diyor ki ben bekarım diyor karlara. Karlara el avucunu diye kandırıyor onları. Yalan. Arkadaş listesi atıyor. Her gece beni koyuyor. Sana başlayın, seni koyuyor, bana başlayın. Senin internetin var mı? E? İnternetin İnternet var. İnternet yok. Sen nereden biliyorsun onun internete fotoğraf attığını? Ondan sonra şeye, telefon açtırıyorum. Ona telefon açtırayım. Oradan görüyorum ben. Ha sen de ha, onu telefonu, ben telefonu bilemeyeyim ki. Sana açtırayım, ötekini açtırayım, birikini açtırayım, açıyorlar. Orada görünüyor. Sen diyorsun bir internetten bakın bu Mustafa ne fındık kırıyor diye. İnternete diyor ki mesela karlara ben bekarım diyor. Bekarım. Ondan sonra bekar demiyor. Ben diyor arkadaş listesi kuruyor, onlara da ki ben bekarım. Peki. Yalan bekar diyor, karlara elini avucunu yiyor, kuru diyor. Peki Mustafa bekar mı? O zaman bekardı ben varken. Hayır, senle evli değil mi Mustafa? Benden evli de ona var ya, ondan açlıyor, ona var ya. Tamam, başka kadınları da, yani beni... Başkalara da gidiyor. Kandırdı, onları da kandırdı. Kandırıyor. Mustafa seni nasıl kandırdı? Şimdi Mustafa beni nasıl kandıracak? İşte orada kandırdı, beni evine götürdü. Dur, evine götürdü, tamam onu çay anladım. Çay içtik, ekmek yedik, oturduk, kalktık. Tamam, sadece ekmek yedik, güzel söz. Bir sene Mustafa'nın evinde ben nikahsız durdum. Ondan sonra eşimden boşanınca buna nikah yaptırdım ben, yaptı. Ondan sonra O mu dedi sana Ayten? Gel biz çok mutluyuz gidelim evlenelim diye. Dedi. Sen mi dedin yoksa yürü Mustafa benle nikah masasına oturacaksın diye. Yok geldi dedi. Bana nikahı güzelce yaptı. Yaptı güzelce. Bana ondan sonra tost ekmekleri yedirdi. Gitti kardeşine motor aldı. Bana da ondan sonra şampiyonlarına çamaşır yıkadım. Böyle ben çektim kahirleri. Böyle.
adam iyi diyor mu o? Onlarla dolaştı kaçtı. Peki Mustafa kötü. Öyle o zaman. Dünyanın kötü bir insanı sen öyle diyorsun. Mustafa gelse Ayten'im beni affet dese barışır mısın? Barışırım. Onun için geldim ben. Ben onun için geldim. Benim her şeyim. Her şeyim. Her şeyim. Her şeyim benim, her şeyim. Kimsem yok, tanım kolum yok benim. Ama diyorsun ki bak bu Mustafa herkese dövüşen kötü biri diyorsun. Ama diyorsun ki gelsin her şeyim o benim. Bak hani. Bakıyorum. Kandırıyor, karları kandırıyor, kandırmadı. Beni kandırdı, onları da kandırıyor. Bir tek diyorsun beni kandırsın. Beni kandırdı. Herkesi kandırıyor. Yani bir tek beni kandırsın, başka kimseyi kandırmasın. Kandırmadı, kimseye kandırmadın başka. Bir tek beni kandırsın. İnanıyorlar onun lafına inanıyorlar. Üçte biri yalan, üçte biri doğru onun lafına. Peki, yani ne olursa olsun benim olsun. Çocukların Mustafa'yı cici baba derler değil mi? Cici baba olarak kabul ediyorlar mı? Çocukların görüşüyor mu Mustafa'yla? Ettiler çocuklarım. Kızım çok baktı. Kızım çok evine koydu, çok evinde durdurdu, çok yedirdi içirdi. Dağlarda tepelerde yattı, eline battaniye verdim de tepelerde yattı. Yer bulamadı, evden attılar. Kirayı veremedi, ışığı veremedi, suyu veremedi. Oralarda iredil kepağı tuttu benim eşim ne dedi ölmeden. Ayken dedi kurban olayım dedi, verdiğin şu adam dedi dışarıda yatmasın. Git dedi güzel battaniyene yatsın adam dedi. Rahmetli adam eşim, geldi, kapıda öldü tuttu ilk eşi. Ölen eşim. Rahmetli eşin de tanıyor muydu rahmetli Mustafa'yı? Rahmetli eşim tanıyor he. Eve o, gelip gidiyor muydu? Gelip gidiyordu eve. Nasıl gelip yani? Gidiyordu. Kapıya yani. Gelip gidiyordu. Battaniyeye verdi. Verdi dedi battaniyeye geçsin dedi. Yatsın dağda tepede yattı. Ondan sonra şeyleri koymadı. Ev sahipleri koymadı. Ben ondan sonra bilmem ne oldu. Arada kaldı, yörede kaldı. Bir gün de Ankara'da gece yarısı geldi. Eve koymadım. Leyla'm dedi kurban olayım. Dududum çalıyor ben dedi. Eve koy beni dedi. Koymadım eve. Niye koymadın? Niye? Ne karlardan geliyor. Niye koyayım? Er geçsin. İhanete uğradığın için kendine... Sana haksızlık yapıldı tabii. Bana var niye çok... boşanmıyorsun? Bak seni terk etmiş, ihanet de etmiş. Boşan Mustafa'dan. Boşanmam. Niye? Bana 50 milyar tazminat verirse, ondan sonra 30 milyar tazminat verirse, 1 milyar da verirse boşanırım. Vermezse boşanmam. Kapısına gidip oturacağım, kardeşinin kapısında. Ben salçalı ekmek yiyip de, o ondan sonra şeylere, ondan sonra şampiyonlara, çamaşırı yıkayıp da, ondan sonra torlayıp toplayıp gidirip de, ellere yar mı diyeceğim? Etmem ben kimseye yar onu. Etmem kimseye. Ölürüm de varım o. Şimdi sen Mustafa'nın sana bakmasını mı istiyorsun? Yoksa Mustafa'nın seni mutlu etmesini mi istiyorsun? Mutlu etmesini istiyorum. Kardeşi yaptı bunu. Bana süt getirdi. Bana çitlek getirdi. Bana ondan sonra yumurta getirdi. Bunları bana okuttu. Geldi çekildi geri. Kardeşine var ya bir türlü söylüyor. Bana geliyor iki türlü söylüyor. Benim suçum yok. Mustafa'nın nesini seviyorsun? Ne yapayım, neyini seveyim? Benim kimseden fayda yok. Kızım, oğlum bakmıyor bana. Kaldım ben. Bana mecbur bakacak. Benim eşim o. Ben kimseye kabul ettirmem. O imkanım var. Ölürüm gözümü ona korup ama ölüm. Ama sırf baktığı için değil. Ayten Hanım, siz eşinizden ona gitmişsiniz. Peki, Mustafa... Çok özür dilerim. Şimdi Mustafa gitse, senden boşansa, başka biriyle evlense... ...senin de işte atıyorum ki aylık paranı verse... Bırakır mısın Mustafa'nın peşini? Vallahi 50 milyar tazminat bana verirse, ondan sonra 30 milyar tazminat verirse, 1 milyar da nefaka verirse boşanırım. Vermese boşanmam. Boşanmam. O beni zorbalığa koştu. Ben de onu ellere yar etmem imkanım var. Boşanmam. Ayten teyzeciğim bak siz ondan en azından yaşça hayat görgüsü olarak daha bilgilisiniz. Ve daha büyüksünüz, daha mantıklı düşünebilirsiniz. 27 yıllık evliliğini... Evliliğimi bozdum bunun için. Ölüyorum ben, ölüyorum, ölüyorum. Ben şu ayağımı kırdım onun için. Ayten teyze, işiniz sizden boşanırken... Ha, ay gözlerle ben çok üzülürüm, anladım. 50 bin lira tazminat, 30 bin lira tazminat dedi mi? Verecek kardeşine gidiyor. Hayır, erkek eşin. Kocanın eşinden boşandın ya Ahmet'ten. Ahmet senden boşanırken tazminat istedi mi? Sen benim Leyla'mdın, Mustafa'ya gitme... Benim eşimsin, çocuklarımın annesisin, beni terk ettin gittin, 50 bin lira vereceksin. Ayten dedi mi sana Ahmet? Demedi ya ne orayım, ne yapayım ben, ne yürüyorum, nereye bak, gideyim? Ama bak o dememiş size demeyi. Onun hakkıymış tazminat diyor. Sen şimdi kocana ihanet ettin ya, asıl bu parayı senden isteyecek rahmetli eşinmiş. Rahmetlik eşimde de kabahat var. Gitti eski boşadığı kartını geri getirdi.
Ya dedi ki benim şeye demiş ki ben demiş deliye atıp da geleceğim demiş. Orada komşular Ankara'da. Valla şimdi rahmetliyi çıkartıp ben demiş, atıp da geleceğim, konuşturamayacağım. Eski eşim de aşağıda yani ben de yer bulayım diye vardım buna. Ben de yer bulayım diye vardım. Bunu ne yapayım ne diyeyim ben? Mustafa yok, peki. Mecburum ben. Üç yıl önce mi terk etti evi? Üç yıldır görmeyeyim. Cezaevinde de Aktaray'da cezaevindeyken görüştün mü Mustafa'yla? Görüşmedim. Mektubu geldi ha, mektubu çantamda. Görüşmedim. Yalnız mektupları atardı o bana ben ona. Ne? Leyla abi dedi bir dakika ben konuşayım. Leyla abi dedi böyle böyle Ümer ya dedi ben dedi çanta yaptırdım dedi. Ben dedi eneterlik yaptırdım dedi. Sana dedi ondan sonra şeye cüzdan yaptırdım dedi. Bana para gönder dedi. Git dedi şeye dedi. Seni özledim diye sosyal mesela. Sosyal yardımlaşmaya git dedi. Sosyal yardımlaşmaya git dedi. Bu işim cezaevinde değil dedi. Para iste oradan dedi. Verirler dedi. Veriyorlar dedi. Şu 1 milyar dağıttıklarında. Yolladım. Aldın bol mı? Bol yolladım. Ha sen oradan paraları aldın. Cezaevindeki Mustafa. Yok paraları değer. Ben eşim diye gönderdim. Tamam hayatım. Gelsin diye. Ben kaldım ortada. Kızım da koyuyor. Sen o yardımı. Oğlumun da elinde yok. Kızımın da elinde yok. Kaldılar. Onlar da kızım Ankara'da. İşte yardımı alıp. Oğlum da burada oturuyor. Mustafa'ya gönderdiğin için sen de parasız kaldın. Parasız kaldım ama eşim diye gönderdim. Orada defil olmasın diye. Mustafa seni cezaevine girmeden önce mi terk etti? Senden bıktım. Adliyede ben hak ettim. Nefekayı 15 aylık, 20 aylık nefekalar. O 2 milyarı yatıracağım, ondan sonra nefekalacağım. Bunun yaş şey doluyor. Bunu doluyor orada. Erken teyzeciğim, bu adam seni cezaevine girmeden terk etti. Cezaevine girmeden terk etti ha. Siz hiç bununla böyle karakolluk oldunuz mu? Kavganız, dövüşünüz oluyor muydu? Kavgamız, dövüşümüz olmadı yani. Koydu gitti, ben bir daha göremedim. Mutluydunuz. Mektuplarda ne yazmış sana? Mektuplar benim yanımda içeride. Sen okuma yazman var mı? Okumam yazmam yok. Ona buna yazdırıyordum ben. Peki ona buna da okutturuyordun. Ona buna okutturuyordum, yazdırıyordum. Benim okumuşluğum yok. Peki mektuplarda... Eşim dostum bana yazıyordu. Tamam. Mektuplarda işte sen Leyla o Mecnun ya. Leyla'm seni özledim diyor muydu? Diyordu. Leyla abi en çıkıcı dedi senin yanına geleceğim. Antalya'ya gideyim dedi. Ümer ya Tombiş'i de götüreceğim yanıma dedi.